Merhaba kardeşler, abiler, ablalar, teyzeler, halalar, nineler, dedeler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda etkisiz, sıfır etkisiz elemandı değil mi? Evet. Etkisiz sıfır eleman diyeceğim. Yo aslında. Sıfır etkisiz elemanın başrol oyuncusu Bilgül Ulusoy ve senaristi Ömer Fikret Şen. Başrolünden biriyim ben. Orçun Kaptan da var. Şimdi ayıp olmasın. Orçun gelmedi ya, buradan yani, ona gönderelim. Ezdirmem arkadaşımı. Şimdi ya deyip böyle. Arkadaşımı ya, ezdirmem. O kim, Orçun Kaptan. Ezdirmem, vallahi ezdirmem. Değerlimiz bizim Orçun. O kıymetlimiz Kaptan. O bizim. Başrol. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizinle hem röportaj yapacağız, evet, hem de şuradaki bize böyle lezzetli bir yemek, bu malzemelerden bir lezzetli yemek çıkaracaksınız. Bir şartımız var sadece. Evet. Malzemelerin hepsi kullanılacak. Hepsi kullanılacak. Evet, kullanmak zorunda. Soğanı yapmasak. Evet. Çünkü diye ağlarken röportaj vermek biliyorsun ki fiziğe aykırı, yapamam. Bu yakmıyor ama. Yakmıyor değil, beyaz soğan işte, daha feci yakar. Yok be, şu ana kadar hiç gözüm böyle ağrımadı benim bu kadar burada. Sen görürsün o zaman. Buradan evet, böyle şıpır şıpır. Ekmek çiğnersek yakmıyormuş. Ekmek çiğnersek. Ekmek. Parça ekmek alalım. Yani şimdi o zaman siz yemeye başlayın, ben de sorularıma başlayayım. Peki efendim, ne olacak? Neyle başlayacağım? Şimdi biz bir görev dağılımı yapalım. Evet. Tamam mı? Bıçakları biledikten sonra. Ben bıçak bilesem sadece. Hayır. Çok iyi. Bak, şu etleri önce güzel güzel filato filato kes. Tamam. Sonra filatoları julien doğra. Çok iyi. Anladın mı? Anladım tabii ki. Hadi anladım. Bakayım. İnşallah et ziyan olmaz. Yüzümüzün akıyla çıkalım bundan. Ben de o julien etleri marine edeceğimiz sosu hazırlayayım sevgili arkadaşım. Ben de işin zorunu aldım ablacığım. Yo, istiyorsan değiştirebiliriz. Yok yok. Peki. Ben onu yapamam. Evet, evet, sorularınız. Evet, değişik bir tarif çıkıyor şu an. Değişik bir yemek çıkacak. Ben hemen başlayayım ilk bizim sorumuz. Bizimle alakalı kısmı. Evet. Mutfakla aran nasıl? Benim mi? Süper. Ben sürekli mutfaktayım. Kendi ev işlerimi kendim yaparım. Kendi yemeklerimi kendim yaparım. Çocuğum var. Besleyici şeyler yapmaya çalışıyorum. Organik gibi gibi. Peki Ömer senin? Benim çok iyi. Ben... Gerçekten. Öyle görünüyor mu? Uzaktan pek de. Eşi hamile Ömer'in. Aa, bir evet bir bebek bekliyorlar. Sanırım mutfakta daha çok hanımınız mı? Biraz utandım. Hadi Allah sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin. Amin. Çok teşekkür ederim. O zaman hemen filme geçeyim. Şimdi sıfır etkisi eleman nasıl bir film? Senariste mi soralım, başrolüncüsüne mi soralım? Bence hikayenin en başından anlatacağı için Ömer'e sormalısınız senariste. Evet, o zaman senariste soralım bu soruyu. Onunla ilgili öncelikle hikayesini anlatayım isterseniz. Yaklaşık 8-9 yıl önce kabataslak yazdığım bir hikayeydi. Bunun sinema filmi değildi. Ulan bir hayaldi. Daha sonra işte Bilgül Ulusoy, Orçun Kaptan gibi büyük oyuncularla hayal perdeye taşındı. Benim için çok farklı bir süreç oldu ama yani o 9 yıl çok uzun bir süredi, biz bunu daha önce de konuştuk. Ama inanın yani sonunun buraya gelmesi çok benim açımdan o kadar güzel oldu ki. Çünkü baktığınızda birçok sinema filmi, televizyonda daha önce çalıştık, birçok oyuncuyla çalışıyorsunuz. Ama böyle tülahat geleneğinden gelen iki oyuncuyla bu filmi buraya getirmek farklı bir şey oldu. Bunu neden anlatıyorum? Sebebi şu, senaryo benim evet ama ortada Birgül Hanım'ın ve Orçun Bey'in bir senaryosu daha vardı üstüne kattıkları. Şimdi hikayeye geçeyim. Hikayemiz Vecdi diye bir karakterimiz var. Karakterimiz pasif, pasif agresif tıpta karşılığı. Ne yapıyor? Soru soramıyor. Vecdi soru soramıyor. Bunun karşılığında başına devamlı bununla ilgili negatif durumlar geliyor. İtiraz edemiyor değil mi? İtiraz edemiyor. Durumlara itiraz edemiyor. Bu durum ne mesela? Örneğin minibüste 2 lira minibüs parası veriyor. 1.95 o 50 kuruşunu isteyemiyor. Yani aslında toplumda böyle insanlar vardır. Bankamatik kuyruğunda önüne biri geçiyor. Niye geçtiniz diyemiyor. Biz burada bu Vecdi karakterimizin bu hastalığından kurtulma sürecini, hikayesini ben kaleme almaya çalıştım elimden geldiğince. Bu süreçte ne oluyor? Vecdi'nin hastalığının asıl sebebi ortaya çıkıyor. Yani çok eskiye gidiyor. İlkokulda öğretmen tarafından başına gelmiş bir olay. Onu söylemeyeyim. Bir travma. Olsun. Bir travma geçiriyor ilkokulda. Bunun karşısında psikoloğu diyor ki git öğretmeni bul ve bu travmayı aş. Vecdi ve eşi Gülay karakteri yola çıkıyorlar. Bu travma için öğretmeni buluyorlar. Daha sonra da artık aşıyorlar mı aşmıyorlar mı filmde inşallah görürüz. Evet. İzleyenler görecek. Bu yolculuğu anlatıyoruz. Burada çok değerli oyuncularımız vardı. Öncelikle ondan bahsedeyim. Lütfen. Birgül Ulusoy zaten ve yani, Orçun Kaptan çok değerliyiz ama bunun yanında Ali Rıza Tanyeli, genç yetenekli arkadaşımız. Gökhan Tebek psikolog rolünde. Volkan Kantoğlu, Cumali Karakaya. Ayfer Akay, tuttuğum var mı? Biraz daha ince, yani biraz daha ince, daha kibar. Evet, devam et. Unuttuğum oyuncu. Vardır, ismini şu anda telaffuz edemeyeceğimiz.
Çok kıymetli oyuncularla çalıştık. Gelip bir sahne çekip giden çok kıymetli oyuncular var. Evet. Çok zengin bir kadro oldu. Çok neşeli ve eğlenceli bir set süresi geçirdik. Benim filmle ilgili söylemem gereken çok temel bir cümle var. İzninle onu söylemek istiyorum. Bu film çoluğumuzla çocuğumuzla gidebileceğimiz küfürsüz ya da cinsel ögeler içermeyen, ailece izlenebilecek bir film oldu. Ya benim bu projeyi kabul etmemdeki temel prensiplerden biriydi aslında. Buradan uzaklaşıp komedi yapmak, takdir buyurursunuz ki, çok zor. Bir absürt komedi örneğini izleyecek seyirci, bunu vaat ediyoruz. Durumlardan ve karakterlerden, durumların komikliğinden ve karakterlerden komediye ulaşılmaya çalışıldı. Zor bir tarz ama gideni aldığı o bilet karşılığını alabilmesi açısından mutlu edecek bir film. Ve dediğim gibi ben kendi oğlumla da sinemaya gittiğim zaman beraber izleyebileceğim film seçmekte çok zorlanıyorum. Buna hizmet etmesi açısından da önemli bir film oldu. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. 26 Nisan'da. Evet, vizyonda. Vizyonda onu izleyeceğiz. Evet. Öncesinden evet. İzleyebilir miyiz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir basın izlenimi olacak galiba. Gala değil de bir basınla bir gösterim olacağını söylemişlerdi ama. Olursa biz de katılırız. Tabii. Baş misafirimiz. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Bu arada şimdi Orçun Kaptan Tülahat kökenli bir oyuncu ve Ferhan Şensoy kökenli bir oyuncu. Onun usta çırak ilişkisinden geliyor. Ben Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunuyum. Ben Müjdat Hoca'nın Tülahat yeteneği, Tülahat üslubundan geliyorum. Böyle olunca replikler çarpıştı ve biz sahneleri aslında uzatmış olmak için uzatmadık. Keyif aldığımız için uzattık. Yani orada öyle bir durum var. Oynamalara doyamadık. Biz orada izledik onu. Yani zaten kesilecek bir şey değil olmadığı için de yönetmen de devam etti haliyle. Bir bakalım ya. Valla bayağı merak ettim şu an. Bence siz de merak etmişsinizdir mutlaka. Ocağımızı yakabilecek miyiz? Evet, çakmağımız geldi mi? Ben domates bir şeyleri keseyim mi? Şöyle yapalım. Şunları, biberleri... Oradan bir çakmak alalım. Her zaman çakmak sorunu yaşıyorum. Julien. Julien mi? Onu bak şöyle yapacağız. Şimdi bunun içine yumurta koydum, peynir koydum, yağ koydum. Marine ediyorum. Onu biraz eti marine ediyorum. Tamam. Yemin böyle ederim. Bana verseydin ben böyle bir şey çıkarmazdım. Büyük ihtimalle onun kavrusunda yumurta kırar. Hiç yaratıcı değilsin Mustafa. Seni böyle bilmezdim. Elimin lezzeti de geçsin diye. Şimdi bekleyelim. Bu güzel burada iyice sotelensin. Sık sık karıştıralım. Yapışmasın et diye. Ağzım açık izliyorum. Evet. Bu ne? Kekik mi? Kekiktir herhalde değil mi? Evet, kekik. Ete yakışır. Bol atalım. Kekik bizim orada şey diyorlar, zahter. Zahter. Çayına zahter çayı diyorlar falan. Zahter başka bir şey değil mi? Onu zeytinyağının içine koyuyorsun da ekmek batırıyorsun ya sabahları. Ya öyle diyorlardı. Geçen televizyonda zahterle kekik aynı dediler. Bir aşırı. Ben hayatımın şokunu yaşadım. Başka ya. 32 yıl sonra dedim. Başka bence. Aynı olamaz. Evet. Sor. Ömer, mizahla ne zamandan beri uğraşıyorsun? Ya mizahla ben aslında... Tabak istiyorum bir yandan da. Doğduğumdan beri uğraşıyorum çünkü Karadenizliyim. Bizde aile geleneği var. Uşağı oldu. Ben de o yapılamayan şiveden bir karakter. Mizahın direkt içine doğdu. Bu şiveyi silebiliriz. Mizahın direkt içine doğduğun için. Evet. Bunu atalım. Yani anneler, babalar, anneanneler dediler herkes komiktir. Bizde bu normal akış kağıda dökünce komedi oluyor. O yüzden ama kendi kariyerim açısından... 2007 yılında Gırgır Dergisi'ne başladım ben. Gırgır Dergisi'nde köşem vardı. İnce ince. Resimler yaptı. İnce ince. Yani köşe diye yazıyordum. Ondan sonra koca kafaları bilirsiniz. Evet. 2007. Baba haber bültenini yazmışsın evet. Abi. Çok iyiydi ya. Çok. Ve keyifle izlerdim onu ben. Tabii. Yazarlarından biriydim. Daha sonra olacak kadar Levent Hoca ile çalıştık. Orada metin yazarlığı yaptım. Son sezonuydu zaten. Ondan sonra bitti olacak kadar. Sonra da zaten birçok televizyon kanalında, birçok programda metin yazarlığı olarak devam etti. Yani hayatım hep vardı. Ben onu sadece kağıda dökmeye başladım. Öyle bir kariyer oluştu. Bir tane kitabım var bu arada. Evet, ona da bakmıştım. Eyvallah. O bilim kurgudur, o komediydi. Bilim kurgu. Evet. Dikkatinizi çekiyorum. Bilim kurgu. Evet, yani komediye ne zaman başladıktan bilim kurguya geldi. Yani şey oluyor ya böyle, insanlar direkt hep aynı tarzda bir şey yapıyorlar. Sen birbirine zıt olan tarzda... Evet. Biraz dinlensin. Biz sosunu yapalım. Ya bir... Şunun altını kısacağım mı biraz? Çok fazla harlı. Tamam, teşekkür ederim. Hazır mısın? Şimdi o zaman şunları alıyorum. Biber benim için, biber önemli. Bunları biraz diri yapacağım. Servis tabağını hazırlayın.
Bana büyük bir servis tabağı lazım. Ortaya süslü püslü yapacağım. Ben başarılı bir oyuncuyum. Bunu da yapabilirim. Deyip. Ama o şeyde, o harekette biraz Adile Naşit gibi durdun ha. Sorma. Gerçekten. O benim ruhumun damarlarındaki en asil kanda var. Adile Naşit. Nereye bakıyorsun? Kimse yok mu orada? Yok tabii canım. Aa. Biziz. Program bitti. Aa. Bana bak. Mustafa var ya, eskiden böyle değildi. Bence çok formdan düşmüş. Eskiden böyle daha yaratıcı sorular sorardı. Daha böyle enerjisi yüksekti. Beğenmedim hiç. Çöküşte sanırım. Bir şey sorabilir miyim? Efendim? Mustafa kim? O yanımızda bir tane adam vardı ya. Senin yanında biri mi vardı? Görmedin mi? Aa, ben hiç fark etmedim ya. Kiminle konuştun peki program boyunca? Ben seninle konuştuğumu düşünüyordum. Ay, orada biri mi vardı o ya? O kadar mı silik kaldı? Ay, ben hiç görmedim ya. Eyvah. Ha şu, ha bana bıçağı uzatan arkadaş. Ha evet o, evet. Ha. Evet, gizli böyle şey olarak. Evet evet. Görüntü, bulamadım ismini. Hologram. Ama, hologram. Evet, ha, evet. O onu yönetmenimiz Onur'un şeyine giriyor, alanına giriyor değil mi? Hologram olan. Ay, hiç, ben iç bilinçaltını hiç parlak görmüyorum. Yani biz güzel program yaptık, o da katılsaydı iyi olur diye düşünüyorum. Yanımızda istifade mi etti acaba? Bence öyle. Reytikleri iyi olursa kendine mal edecek ama. Yani bilmiyorum, onu zaten seyirci zaten bilir. Bilir mi? Hı-hı. İnşallah. Ben seni bilirim ablacığım, Mustafa falan tanımam. Allah razı olsun. Benim çok eski bir arkadaşım olduğu için üzülüyorum bunu, bu çöküş dönemine denk geldiğimiz için. Acaba bir şey diyorum, Mustafa diye biri yok da biz mi abartıyoruz? Var var. Olmaz olur mu? Kaç tane program yaptı, ben izliyorum YouTube'dan ya. Ha, öncesi varsa onu bilmiyorum. Var tabii öncesi ama yani bu bir, yani 5 sene önceki Mustafa değil. O zaman böyle daha canlı, daha böyle yaratıcı sorular sorardı. Ne bileyim, daha böyle enerjisi bir başkaydı. Şimdi böyle ne bileyim, yapıştır geçsin, yapıştır geçsin işler yapıyor. Ben hiç Mustafa'ya yakıştıramadım. Evet evet, katılıyorum. Sen tanıdığın için de çok da ben konuşmayayım. Birkaç sene hiç konuşmadım hakkında şu anda. Evet evet, ben başlattım zaten. Evet evet. Her şeyi, bütün gıybeti ben başlattım değil mi? Sen hiç yardım etmedin yok, bana. Yok, ben hiç. Beni biliyorsun zaten. Neyse, filmin tanıtımı için artık sineye çekeceğiz, ne yapalım? Bazı şeylere evet, katlanıyoruz evet, mecburen. Neyse, şeyde sonunda gördüğün zaman, abicim ne kadar güzel bir program oldu, harika valla, iyi ki geldik, muhteşemsin filan de araya birkaç tane de ben kelime sıkıştırırım, olur geçer gider, oldu tamam, mu? Tamam, görürsem kesin söyle. Tamam, hadi görürsem mi? Bilmiyorum, demin göremedim. Ben mi şizofren oldum acaba, sen mi şizofren oldun, yanımda bir adam duruyordu ya benim. Bu yumurtaların arkasında bekleyen mi? Hayır, tavanın tam paralelinde duran ha, adam. Tamam, şimdi çıkardım. Kesin çıkardım. Çıkardın mı? Tabi peçete uzatıyorum sana. Ha işte o! Çok, çok, o peçete uzatan adam. Çok iyi bir çocuk, gerçekten. Peki bu programla onun alakası var? Program işte yapımcısı, sunucusu. Ya, kim? Ya lütfen, lütfen ya. Ama yapımcısı, ne sunucusu? Ama yapma böyle, beni çok... Ama yapma, ben onu çok seviyorum. Bir şey söyleyeceğim, sen sundun, ben katıldım ya. Yo, öyle demediler bana. Mustafa aradı telefonda, dedi ki YouTube'da bir program çekiyorum, hadi buyurun gelin filmimizin tanıtımını konuşalım dedi. Biz de geldik seninle beraber, yanında duran Mustafa'ydı. Yapma ya, bu kadar mı sinik artık? Ben bilmiyorum. Ben senin programına geldim. Çok teşekkür ederim, çok iyi ağırladın beni de. Çok sağ olasın. Çay diye bir şey mi diyorlar, başka bir şey mi diyorlar? Çok teşekkürler. Ne demek? Ben çok memnun kaldım gerçekten. Kanalıma hoş geldiniz. Zaten program benim. Yani Mustafa değilmiş. Neyse hadi biz şey yapalım da. Neyse, sen evet, yanında bozuntuya verme yine, tamam mı? Yok yok, ben yanında asla. Tamam, asla. Hadi kalk kalk hadi. Gidelim de şu çocuğu bir göreyim. Teşekkür ederim, hadi kalk. Bu filmin senaryosu bana 5-6 sene önce geldi. Hadi İsmi canım. Başkaydı. Senaryo... İsmi başkaydı derken? Ya adı başka bir adı vardı. Aa, ben ismi başka. Hayır hayır, adı başka yani. Şu anda vizyona çıkacak ismiyle değil. Değildi. Başka bir adı vardı. Senaryo bambaşka bir senaryoydu. Ama ben Murat'a, yapımcımıza dedim ki buradaki kadını ben oynayacağım dedim. Başka kimseyle konuşma dedim. Ben oynayacağım buradaki kadını dedim. Öyle kaldı. Sonra ben Kırgın Çiçekleri çektim. Ondan sonra gittim 2,5 sezon Aşk ve Mavi'yi çektim filan. Her konuştuğumuzda o rol benim ama dedim filan. Senaryolar değişiyor, revize ediliyor. Geliyor, gidiyor, bir şeyler oluyor filan. En sonunda hadi çekiyoruz dedi ve ben gittim, o rolü aldım, senaryoyu, o rolü çizdim, okuma provasında onu okudum. Böyle de bir hikayesi var. Enteresan bir hikaye. Aynı hikaye Orçun'un da başına gelmiş. Orçun, evet, Orçun konuşulmuş bu karakter için ve döndü dolaştı yine Orçun oynadı. Ve bunun üstüne başka ekiplerle başka kastlar yapılmış bu arada. Çalışılmış, olmamış, iptal olmuş. Yani Murat olsa onun hikayesini daha güzel anlatırdı. Döndü dolaştı yine. Ömer, ben ve Orçun çek yani biz kotardık bu işi. Hadi bakalım ya. Ya şöyle bir şey var ama ya. Hani o rol benim diyor Birgül abla, biz okuma provasında gördük ki
Zaten o rol Bülbül abla. Yani benim aynı şeyi Orçun abi için de söyleyeceğim. Benim yazdığım karakterden daha çok o karakterdiler. Yani çok şaşırdık zaten. Belki hani o 6 yıllı birden patlanak girmememizin de etkisi var. Ama gerçekten o karakterler sanki özellikle işte Orçun Kaptan'a ve Bülbül Ulusoy'a yazılmış gibi çok net oturmuştu. Üstüne de hiçbir şey daha konuşmamız lazım. Şey merak ettim ben ya, sen bu kadar sabırlı mısın ya? 6 yıl beklemek ne ya? Ya arada başka işler de yaptığımız için aslında 6 yıl o işi beklemedi. Evet. O iş denendi, olmadı, kenarda duruyordu. Sonra Murat Sürnacı ve Onur Aldoğan bir araya gelince birden bu iş evet Olur'a döndü. Sonra birden hızlı bir şekilde 3 ay gibi bir süre belki bu son serüvenimiz. 3 ayda çıkmış oldu. Yani hep okuruz ya Amerikan sinemalarında ya da duyarız. Bir projenin olgunlaşması için senelerce beklenmiş evet, falan diye. Evet. Gerçekten bu projenin olgunlaşması için senelerce beklendi. Ama set süreci 14 gün. Ya masa başıyla falan belki bir ayda kotarıldı. Biz masa başı çalışmasını yaparken Murat geldi dedi ki vizyon tarihi aldım 26 Nisan. Nasıl yani? Hadi yetiştirelim. Hadi bir film çekelim o zaman dedik. Hadi bir film çekelim. Ocak falan çok Ocak yakın falan. Bir tarih. Evet. Hadi bir film çekelim oldu. Ve o filmi çektik. 26 Nisan'da Allah nasip ederse seyircisiyle buluşacak. İnşallah seyircinin de takdirine ne olur? Layık olur. Seyirci çok itibar gösterir. Filmin fotoğrafı çekilmeli. Çok yani. Şöyle yapacağım. Üçgenleri. Bizim bugün mutfakta başarmaya çalıştığımız. İnşallah. Şimdi görseli iyi. Lezzetini de siz karar vereceksiniz. Biraz peçete alabilir miyim sevgili Mustafa'cığım? Ben de alabilirim usta. Biraz dağınık çalıştık ama şunlar temiz çatallar. Ama şöyle yapayım. Evet, önce bir fotoğraf çekilelim şöyle yemekle. Evet. Ondan sonra cima. Çekilemez. Gömelim. Nasıl? Gömelim. Nasıl? Şöyle bir elimi alayım mı? Aynen öyle. Buyurun. Bizim Instagram'a da koyalım bunlardan. Biraz daha şöyle yapalım. Sen de tut hatta. Gel, gel. Sanki ben de yapmış gibi. Çekil. Bugünkü konuğumuz Birgül Ulusoy. Oyuncu Birgül Ulusoy ve Ömer Fikret Şen'di. Senarist. Birgül Ulusoy Sıfır Etkisi Eleman filminin başrolünde oynamıştı. Filmin senaristi de Ömer Fikret'ti. Onlarla yukarıda yemek yapmaya çalıştık. Onlara değişik malzemeler verdik ve bu malzemelerden bir yemek yapmaları gerektiğini, bütün malzemeleri kullanarak lezzetli bir yemek yapmaları gerektiğine yönelik bir video çektik. Genel itibariyle eğlendik. Çünkü ben aslında baştan beri beceremeyeceklerimi düşündüm. Çünkü çok farklı malzemelerden bir yemek çıkarmak işte yumurtadır falan filan diye. Yani ben olsam mesela o eti kavururdum. En sonunda da üstüne yumurtayı kırardım. Böyle koyar etrafını süsler bırakırdım. Öyle ama o böyle yumurtayla marine etti falan filan. Bir gün böyle bir şey yaptı. Kadın olmasından kaynaklı, yemekten anlıyor olmasından kaynaklı da böyle bir manevra yapabildi. Ömer sadece doğrama işine kendini verdi. Hani doğrayayım vereyim falan diye. Ömer de mutfakta biraz yetenekli görünüyor. Ama tam olarak yetenekli mi onu aslında ocakta görmemiz gerekiyordu. Bana göre hani ben yemekte iyiyim falan işte evde yemekleri bu aralar ben hazırlıyorum falan gibi şeyler söyledi ama ben çok düşünmüyorum Ömer Fikret Şen'in yemekte iyi olduğunu. Bence yani sadece doğramayı biliyor. Çünkü şeyden anladım ben. Biberi jülyen doğradı. Eti jülyen doğradı. Soğanı küp küp doğradı. Abi insan soğanı küp küp doğrar mı? Yani jülyense soğan da jülyen olur yani. Bir yemeğin içinde bir taraf kare, bir taraf jülyen falan çok saçma yani. Böyle olmaz. Ya jülyendir ya küp küp doğrarsın. Yani ikisinden biri. Falan o oradan sallamasyon. Anlıyorum ayağına. Birini jülyen, birini küp böyle. Ama işte lezzeti fena değildi. Yani yenilebiliyordu en azından. Değişik bir yemek çıktı ortaya. Birgül'e gelince, Birgül de mutfakta iyiyim ben, lezzette iyiyim ayağına yatıp doğramaktan kendini yırtıp hepsini Ömer'e kilitledi. Ömer full doğrama işindeydi. Birgül öyle karıştırıp işte kavurma işleri falan yaptı. Soteleme işleri falan yaptı. Bence Birgül de doğrama işinde kötü. Yani anlaşılan o ki böyle çok iyi doğrayacak. Yani sebzeleri düzgün görselliği güzel doğrayabileceğini düşünmüyorum Birgül'ün. Yani büyük ihtimalle evde yaparken de kaldım çayra Mevlam kayra modunda biraz. Ömer'le iyi bir ikili oldular. Güzel bir yemek çıkardılar ortaya. Görsellik olarak da güzeldi. Fena değildi yani. Lezzet olarak da işte 10 üzerinden 9 verdi bir ustamız. İki ustaya tattırdık ya. İnanamadım ona inanmadım. Sonra ikincisini de götürdüm öbürünü puan vermedi. Sessiz kalmayı tercih edip kaçtı yani Hüseyin Usta. Ama Mehmet de işte öyle biraz hani oyuncudur kalbini kırmayayım formatında biraz şey yaptı.
bana göre hani ben çok iyi yemek yapıyorum diyemem. Böyle yemekten de anlamam ama yediğimi anlarım en azından. Lezzetten bilirim. Bana göre 10 üzerinden 5 falandır yani. Yani öyle 10 üzerinden 9 falan olacak bir yemek değildi. 10 üzerinden 5'ti. Neye 10 üzerinden 10 verebilirim? Şuna sadece bütün malzemeleri mantıklı bir şekilde kullanmasına. Yani beni şaşırttı çünkü. Ben daha farklı kullanır diye düşündüm. O konuya işte 10 üzerinden 9 verebilirim. Yani malzemeleri böyle mantıklı yerde kullanması beni şaşırtmasından dolayı 10 üzerinden 9 ama lezzet konusunda 10 üzerinden 5. Da bile bonkör davrandım. Evet, Birgül'le birçok şey yaptım, birçok röportaj yaptım, birçok video çektim ben Birgül'le. Birgül'ü çok seviyorum insan olarak ve arkadaş olarak. Ama sonuçta mutfak ayrı bir şey yani. İş ayrı, arkadaşlık ayrı. Abi bizden duymuş olma, şey diyorlar. İşte Mustafa bugün hiç görünmedi. Mustafa düşüşte. Çöküşlerine denk geldik. Böyle şeyler söylediler. Biz duyduk yani adam. Ulan Birgül. Ben senin arkamdan bu kadar nazik kibar şeyler söyleyeyim, onlar benim arkamdan böyle gömdüler mi? Abi yoktu dedi hani, dedi Mustafa Molkin falan yaptılar böyle. Aaa. Peçeteyi uzatan mı falan dedi hatta ya. Gel bir programın formatını oluştur. Sunuculuk yap, konuk koordinatörlüğü yap, bir sürü emek ver, bir iş ortaya çıkar, onlar senin adını peçeteci koysunlar. Ulan peçete tutanlar var ya bir kenarda. Ama yalan değil, ben kendimi öyle hissettim ama. Hatta o espriyi yapacaktım, videoda da yapmadım. Dedim peçeteci miyim ben ya, dedim burada peçeteyi tutuyorum. Birileri iş yapıyor, çalışıyor, ben peçete tutuyorum. Hayır, şey diyor, gazeteciliğinin son demlerinde falan filan. Ayıp, sana hiç yakıştıramadım Birgül. Sana hiç yakıştıramadım. O kadar samimi arkadaşlığımız, dostluğumuz var yıllardır. Ben senin hakkında en güzel, en nezih cümleleri seçeyim. Sen gel benimle ilgili yok son demlerini yaşıyor, bilmem ne demlerini yaşıyor. Ya ben gazetecinin kitabını yazmış adamım ya. Google'dan yaz adımı ya. Google'dan yaz adımı. Bir sürü şey çıkar. Hatta kendisi beni tanıyor. Kaç yıldır ya. Çalıştığım bütün basın kuruluşlarında onunla röportaj yapmışımdır yani. Fix abi. Hatta çalıştığım basın kuruluşlarının ilk röportajını ben Birgül'le yapıyorum. Hepsinde. Ya Google'a yaz. Birgül olsa yanına Mustafa Kılıç çıkıyor ya. Seni asla affetmeyeceğim Birgül. Daha da Davos'a gelmem. Hadi buyurun, tadına bakın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ben yerken baktım, çok acınası bir durumu yok ya, baksanıza. Al Mustafa. Şey. Sen ben de alacağım ya. Şuradan alacağım. Şu tırmızı herhalde. Benden. Ama şeyle yapalım. Önce onlar tatsın. Önce onlar tatsın. Yüz ifadesine bir bakayım. Ölmez. Ne oluyor lan? Ustamızı çağırmadık değil mi ya? Ne çok iyi. Çağıralım. Teşekkürler, kapatabiliriz. Kapat. Biz yemeğe gidiyoruz. Çok güzel olmuş. Meyanıyla yemme. Hmm. Meyanı oluyor ya şunlar. Biber. Evet, zaten başarılıymış oğlum. Onu ne yaparsan yenir. Yemek olmuş. Çünkü annelik bunu gerektiriyor. Şu kenarında uydurduğumuz peynirlerin ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Kullan, neden için kullandım? Dur şeyi alalım o zaman ya. Mehmet Şerif'i alalım. Mehmet Bey, tadıma sizi alalım mı? Güzel. Şu an Karacan bir usta arıyoruz. Tadına bakman lazım. Güzel yemek yaptık usta. İzzettin abinin vekaletini aldım. Gel vekaletini almışsın. Şöyle bir şey. Gel abi. Şöyle ben bunu eve götüreyim, çöpe mepe atmayın. Ne bizim usta... Ne çöp atması be, yiyeceğiz bunu. Masaya götüreceğiz Allah aşkına, biz aç karnımızı doyursun diye konuk alıyoruz buraya. Evet, Mehmet Şerif Oralı davet edeyim. Ben yaptım, arkadaşımla. Ne abi? Sana temiz çatal. Seni kullandın mı? Temiz çatal. Abi, onlardan bir temiz olması lazımdı. Hayır, hepsini harcadım ama... Hadi ya. Ama bunları silersek ağza değmedi. Değmedi. Ne yaptık biz onunla? Şununla ben eti şey aldım. Eti buradan döktüm. Eti döktüm. Tamam. Ver usta onu bana. Temiz ya lütfen. Seni bu tarafa alalım. Bir tadına bak, 10 üzerinden güzel oluyor. Bugün İzzettin abimiz yok, İzzettin babamız. Çok güzel. Yerine vekaleten. Eldir beyleyen şu malzemeler dedi, ben de kullandım ne abi. Şöyle bakayım, domatesle beraber. 10 üzerinden bir not vereceğim. Bu bizim bildiği çok meşhur bir et yemeğidir. İç adı durdu. Valla karışık malzeme getirdim abi, bunlardan bir yemek çıkar dedim. Beni köşeye sıkıştırdığını zannediyor da. Bakıyorum hemen. Senaristimiz ve oyuncumuz böyle bir yemek ortaya çıkardılar. Gerçeklikleri söylüyor. Güzel. 10 üzerinden kaç veriyor? 10 üzerinden 9. Biraz az pişmiş sanki etler. Bir özellikle şey yaptım, dirik yani, bıraktım. Güzel. Peki. Şimdi kapattık, kayıttan çıkıyoruz. 10 üzerinden kaç? Tekrar girelim. 10 üzerinden 10 deseydin. Ya Allah. Kalbin güzel. Kalbin güzel. Bile diri bıraktım. Şey, kayış gibi olmasın diye. Ama eti o kadar güzel ki ne yaparsan yap. Ya. Bu
tek başına da kızartıp yenilebilecek çok kaliteli bir et yani. Yormuş ya. Anlıyormuş gibi sırt. Şeyle biberle et zaten uyumu çok güzel. Peki ama abi. Maydanoz çok koymuşsun. Çalışma tarzına ne veriyorsun şimdi? Temiz çalışmışlar mı? Yok. Onu bilerek konuşuruz. Aslında şöyle olduğu gibi. Oraya koysayın temiz olacak. Ya mutfak kısmı beyefendi yani. Nasıl sıkıldı? Ben çene kısmı ben pişirmeye şey yaptım. O yüzden de. Bir size kebap ısmarlayalım bunu yani. Bunu da yiyelim. Olmasın da bunu da yeriz usta. Bunu tamam, diyorum ki bunu şey yap, ben paket yapıp eve götürebilirim. Onu demek istiyorum yani. Anladın mı dediğini? Hani yemeyeceksen onun için Mustafa suratına bakıyorum. Ne gidiyorsun ya? Yemen ya. Çocuklar yeriz. Bunu yer. Yeriz. Yalanmış ya. Şey biber pişimi çok güzel. Et birazcık az pişmiş. Özellikle diri bıraktım. Ahmet sen hadi al. Paket yap istersen. Bence dur, bari bir tane daha yiyelim. Pamuk gibi olmuş et ya. Sen sadece ete bakıyorsun. Beraber uyumlu. Beraber yiyeceğim. Teşekkür ederiz abi. Sağ ol. Bunu sen paket yap ya. Bunları yemesinler. Ben yerim. Abi sen gelmeden tattırdık. Dur. Bir ustamız daha geliyor. Gel 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 gel. Bugün seni elbet biri bir falso bulacak. Asla. Eti diri pişirdiğimi ben söyledim başta. Diri hoş olsun diye. Hoş bulduk. Merhaba. Temiz usta. Bakalım 10 üzerinden gel, kaç gel vereceksin abi? Ben yaptım ha. Senin ustamız tadı. Meyhanıyla yersen yanında domatesin eğim var. Onlarla yenecek. Yemek. Meyhanıyla yemedin ama sadece eti yedin. Bir anlamı yok. Yok yani diğerlerini de görüyorum da. Gerçek fikrin ne? 10 üzerinden bu kaç? Bu yemeğin mi? Sevgisi biraz fazla oldu. Evet. Tadı biraz... Sası mı? Evet. Sası. Evet. Özellikle bizim evde tuz kullanılmaz. Benim tuza giden elim yok. O da iyi. Bizim evde tuz gerçekten kullanılmaz. Yani yemeklerde kullanmamaya çalışırım. Belki biraz lezzeti gelsin diye. Benim tuza giden elim yok. O yüzden usta. Yani sizin gibi... Yani sevgisi fazla. Sevgisi tabii ki fazla. Evet. Bir anneyim ben. Anne. O ne güzel. Bir de ustam şunu söyleyeyim. Biz böyle karışık malzeme koyduk. Yumurta falan filan. Dedik ki bunların hepsini kullanarak bir yemek çıkaracaksın. Bunu çıkardım. Ne güzel abi. Yani güzel bir şey. Yani tamam. Buradan yemek deniyor. Sen sadece şöyle... tatsız tuzsuz... Ya tuzu az olduğu için senin damağına hitap etmedi. Yo aslında güzel hani... Tuzu az işte damağına hitap etmedi. Sen tuzlu seven bir arkadaşımsın. Şu an zordan şey yapmaya çalışıyor. Bak, yani et de biraz satıyor. Diri oldu. Özellikle diri bıraktım. Evet. Çok kıtır kıtır yapmadım. Diri kalsın istedim. Yani amacım bu. Evet ne güzel elinize sağlık. Amacım bu. Amacıma ulaştım. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Abi saygılar burada. Yemeğin patenti için. Ahmet. Peynir de çok başarılıymış. Tamam o zaman kapanışı yapıyoruz. Yapalım. Öncelikle efendim. TRT spikeri gibi konuşayım biraz. Efendim şimdi bugün sizler için. Hiç çok olmadı. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, elinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, buraya geldiniz. Hem filmle ilgili biraz muhabbet ettik hem de bize lezzetli bir yemek hazırladınız. Bir konuğumuzu daha rezil edemedik. Yine bir yemek çıkarabildi. Darısı diğer konuklara. 26 Nisan, Fır Etkisiz Eleman vizyona giriyor. Bekliyoruz. Hep beraber izleyelim. Evet, fragmanını YouTube'dan izleyebilirsiniz değil mi? Evet, YouTube'da. Evet, YouTube'dan fragmanını izleyebilirsiniz. Ve 26 Nisan'da da herkes sinema salonlarına. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.